Selamlar herkese arkadaşlar. Korself Talks'un 16. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin Anıl. Selam hoş bulduk. Hoş geldin İlaç. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız, ne var ne yok? Bayağı da çekmiyorduk. İyiyiz. Sen nasılsın? Ya e zaten birbirimize nasılsın dememiz kulağa saçma bir soru yok. Yani zaten 7/24 neredeyse Çok Gördüğünüz beraberiz. gibi iyiyiz. Bugünkü konumuz mental olarak sürekliliğimizi nasıl sağlıyoruz? Yani bu ne demek? Arkadaşlar bu kadar şey yaşıyoruz. İnişi çıkışlı bir hayatımız var. Hayatımızda birçok şey bazen problemli gidiyor, bazen çok iyi gidiyor. Gerçekten hayatımızda böyle düz akışında giden neredeyse hiçbir şey yok. Biz mental sağlığımızı nasıl koruyoruz? Bakırköy'e bugüne kadar nasıl düşmedik? Veya şu an kamera karşısında konuşacak hala özgüvenimizin, hala enerjimizin olmasının sebebi nedir? İşte mental süreklilik bunlar demek. Evet. Yani temel olarak bunu anlatmak istedim. Şimdi o zaman dışarıda gözüktüğümüzün üzerine bir perde daha kaldırarak mental durumlarımızı anlatalım, birbirimize soralım. Herkes de bilsin çünkü dışarıdan zannediyor ki herkes, bir şeyleri yapan insan, üreten insanlar çok iyi biliyorlar. Hatırlıyor musunuz bir ara aramızda da konuşmuştuk bunu. Mesela çok büyük bir şarkıcı çıkıyor konsere, okuyor o şarkıyı. Kulise bir giriyor. Nasıl nasıldı? Sen zannediyorsun ki adam hani bir ilah gibi hani evet. o şarkının girdi, okudu, yaptı falan zannediyorsun ama o da çok tedirgin. Şimdi herkes, bir şey üreten herkes böyle. Biz de bir podcast bölümü çekiyoruz. Diyoruz ki acaba bunu kim izler? Acaba çok mu sıkıcı oldu? Çok mu kötü oldu? Ne bileyim bir eğitim videosu, bir şey anlatıyoruz. Acaba yanlış bir şey mi anlattım? Doğru bir şey mi anlattım? Şu an doğru mu yapıyorum? Ya da e-ticaret yapıyoruz. Reklamlarda bir hamle alıyorsun. Doğru bir hamle mi, yanlış bir hamle mi? Ya hiç kimse hiçbir şey bilmiyor aslında. Yani temelde buraya dönüyoruz. Peki size şunu soracağım işte. Bir perde daha kaldırıyoruz o yüzden dedim bizim de bu konuda tedirgin olduğumuzu herkese söyleyerek şu soruyu sorayım. Hiç mental bir breakdown yaşadınız mı? Yani mental olarak çok büyük çöküştü olduğunuz bir dönem oldu mu? Nasıl bir şey ya da bir olay? Ne anlatabilirsiniz bana? Ne, ne geliyor aklınıza şu an? Ee, ben başlayayım istersen bununla alakalı. Yani mental breakdown dediğimiz şeyi böyle çok imza bir olay olarak nitelendirince tabii ki var. Hepimizin hayatında var. Kayıplarımız var. Ne bileyim batışlarımız var. Çok taze konuştuğumuz bir tanesi var vesaire. Ama bence e, bu işi değerlendirirken o imza batışları, o pik noktalarını değil de genel yani itibariyle hayatın her zaman işte bugün bu kameranın karşısına çıkarken dışarıdan iyi görünüyoruz. Ya da üretken olduğumuz zamanlar oluyor. Daha böyle kendimizi iyi hissettiğimiz. Ama bunun tam tersi ve aynı sıklıkta iyi hissetmediğimiz kötü hissettiğimiz zamanlar da oluyor. Yani bu hemen hemen her gün tekrarlanıyor olabilir. Ki bence asla bana olmuyor diyen insanların sayısının azınlık, azınlıktır bence öyle insanlar diye düşünüyorum. Bence mühim olan şey dozunda ilerletebilmek. Sonuçta günün Tamamını aşağı doğru pik yani olumsuz geçirmek ya da tamamını e, mental olarak up geçirmek mümkün olmamalı. Up geçirmek mümkün olabilir de Down geçirmek mümkün olmamalı. Bunu normalleştirmemeliyiz. Ama onun dışında böyle tabii ki olaylarımız var. E, hayatımızda dediğin gibi yani işte kayıplar var bunlarla alakalı. Ben mesela babamı kaybettiğimde bu en hayatımda imza olarak mental breakdown dediğimiz şey yaşadığım zamandı. Ama o zaman bile hani şey demiştim yani bu şu ana kadar hayatımdaki en büyük mental çöküş. Evet. Üzüntü diyelim adına. Ama hani en büyüğü diye hayatının hiç olmadığı kadar alt üst olmasını gerektirecek mi bu diye bir, hani bir düşünceye vardım ve şey dedim ya ondan sonra yani. Ne yapacağım ki ben bunu? Tamam bu benim bu en bu. çöktüğüm evet. noktaydı. Evet. Hani grafik düşün mesela. Bu grafik böyle en dibe zınk diye vurdu. Hani insanın içinden şey geliyor. Bu şimdiye kadar en büyüğü ya. Grafik dipte bir süre devam etmeli. Ama düştü bir kere artık. Yani bir süre devam etse de o an direkt geri çıksa da hayatında bir şey değişmeyecek. Hani biraz o konu var. Ha, şimdi ne oluyor? Grafik sürekli böyle. O kadar dibe hiç inmedim. Hatırlamıyorum indiğimi o zamandan önce de sonra da. Atışlar bilmem ne falan gelir geçer çünkü başka şeyler diğerleri. Ama onun dışında dediğim gibi hatırlayabildiğim hani söyle bir olay olarak adlandıracağım şey bu. Onun dışında tabii ki ufak tefek şeyler günlük hayatta oluyor. Hı hı. Senin var mı? Burada kötü şeyler yaşamaktan bahsettin ya. Bu kötü şeyleri yaşamak bir yerde bunların hep olacağını aslında insana öğretiyor. Ve çok telaşlanmamayı sağlıyor. Ben şahsen onu gördüm. Kötü olaylar şöyle ki özellikle iyi bir hayata gitmek istediğin yola sıfırdan başladıysan bunu büyürken de insanlardan öğrenmiyorsun. Yani bu sadece para kazanmak, iş kurmakla alakalı bir mesele değil. Nasıl iyi bir hayat yaşaman gerektiğini bu sağlık konusu olabilir, ilişkilerin olabilir. Kendine verdiğin değer ya da kendine duyduğun saygının derecesi olabilir. Birçok şey olabilir yani düşünme yapını değiştirmem gerekiyor falan. Hepsi o iyi, ideal bir hayata gelmek için yapman gereken şeyler ve bunları bilmiyorsun, sıfırdan başlıyorsun. Bu yüzden burada doğru kabul edip de onun doğru olmadığını gördüğün birçok yanlış her zaman yapıyorsun ve yapacaksın. Kötü olaylar yaşadıkça bunlar bittiğinde ve sen bir yıl öncesine baktığında işte o içinden çıkamayacağım dediğin şeyin içinden çıktığını gördün ve üzerine bir yıl geçti artık daha da farklısın. Bunları bence biraz problem çıkarabilir bazı insanlar için ama erken yaşlarda yaşamak bence böyle şeyleri bir yandan da güzel oluyor. Çünkü bu kötü olayların her zaman yaşanacağını ve hayatın bu olduğunu aslında görüyorsun. Peki senin senin var mı böyle bir hani buna çok down oldum bir süre depresyona girer gibi oldum girdim ya da şunu sorayım İlla bir olay yaşamak zorunda mısın bak yani benim mesela sizde de en merak ettiğim şey o yani bir şey olmadı ama ben hani bir şey yapmak içimden gelmiyor ya da mental olarak çok kesinlikle, çöküşteyim dediğin bir an var mı? Kesinlikle. Yani kısa dönemleri konuşmayacağım. Cümlük olarak da böyle bir şey yapmak istemeyiz ama mesela Hayatından ben kendi adıma konuşayım, hayatımdan tatmin olmadığım dönemlerde down olmak dediğimiz şey buysa eğer, öyle oluyorum evet. Hiçbir şey yapmak canım istemiyor. Böyle Peki nasıl kendime tatmin kendime her şeyi sorguladığım yani. bir dönem oluyor ama burada şöyle bir şey yapıyorum. Neden bu haldeyim? Kendime soru soruyorum. Çünkü şundan memnun değilim. Bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Bunu yapabilirim. Önümde iki seçenek var. Ya bunu yapacağım ya da şu anki halimden tatmin olmayarak devam edeceğim. İkisinden birini seçmem lazım. Önüme bir reçete çıkarabildiysem kendim kendimle konuşarak bunu yapabiliyorum. Sonra onu uygulamaya çalışıyorum ve uygulamaya biraz başladıkça bir şeyler değişiyor. Ben de kendim orada şey yapıyorum. Bir süre veriyorum. Diyorum ki mesela ben eğer bunu çok sık yapmıyorsam, çok sık yapıyorsam bu alışkanlık haline gelse problem de o ara bir mental breakdown yaşıyorum yani bir kötüyüm. Ya diyorum ki bu gece bu bitecek yani yarın sabah acayip zinde ve ıı, iyi kalkacağım çünkü bunu değiştirmek için bunu yapmam lazım. Ben de o anında olmuyor ama en azından kendimi atıyorum gün sonuna kadar süre veriyorum. Ya da sabahsa öğlene kadar mesela süre veriyorum ne bileyim. Ben de birazdan süre vermeli. Ben de kendi kafamda çözene kadar uyuyamıyorum bile yani. Öyle bir takıntı oluyor bende. Bunu bir başkasıyla ya da dünyanın içinde herhangi bir konuda değil de kendi kafamda bununla kabullenmem, şey yapmam lazım yani çözümü ulaştırmam. Bunları bunları yapmam lazım diye kendimi reçete çıkardığımda rahatça uyuyabiliyorum ve artık benim için bitiyor. Plan yapmadan olmuyor evet, yani. yani. Böyle bir böyle bir durum ya böyle bir yani, geçer deyip uyumuyorum yani. Hayır, aslında benim ilk sorduğum soruya dönelim. Bir kere şu olayları bir konuşalım mesela. Senin nasıl bir olayın var? Böyle bir mental çöküş yaşadığın. Benim böyle bir dönemin böyle hani en azından ne oldu, oldu? ya da ya da bir şey olmadan, da, olmadan mı oldu? Sizin verdiğiniz örnekler gibi bir dönemim yok. Benim tamamen bahsettiğim şekilde çok fazla dediğim gibi şunu anlatmaya çalıştım aslında orada doğru olduğuna inandığım bir şeyi yapıp beklediğim sonucu alamadığım. Ve Herkesin yaşadığı aslında. Tatmin olmadığı modelde evet. bir çöküşe giriyorum. Ama bu çok uzun sürmüyor. Bunu çözmeye çalışıyorum ve çözüp içinden çıkabiliyorum. Yani yaşadığım benim bu var aslında. Peki. Benim mental olarak çöküşlerle alakalı şöyle bir düşüncem var. Bence bunun hem biyolojik yani kimyasal hem de daha psikolojik, psikolojik. yani ikiye ayrılıyor bence. Yani ben mesela böyle bir şey yaşadığımda hemen şunu sorguluyorum. Kan değerlerim tam mı? Yani bu, yani bu biraz komik gelebilir ama ben kesinlikle bilimsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir kere şuna bakalım. Kan değerlerim tam mı? Eksik vitaminim ne bileyim bir şeyim var mı? Ondan sonra da yeterince su içiyor muyum gerçekten? Bunların tamamına bakıp bir de şey çok önemli abi. Bu aralar ona dikkat ediyorum. Bilmiyorum hiç gördünüz mü? Sirkadyen döngü yani gün döngüm vücudumda oturdu mu? Yani şu an dağınık mı? Bunlar eğer tamsa demek ki abi psikolojik bir şey var. Orada da bir olay mı var yoksa ben genel olarak gidişattan mı memnun değilim? Mesela Anıl'ın anlattığında bak ikinize ikinize de sordum. İki farklı cevap var. Anıl bir olay üzerinden gidiyor. Sense aslında hiçbir olay üzerinden gitmiyorsun. Diyorsun ki benim kafamda hayatımın gidişatıyla alakalı planın net olması lazım diyorsun. İşte o ikisine bakıyorum. Yani bir olay mı var? Yoksa başka bir şey mi? Yaz tutacaksam tutayım. Yani okey. Ama yani böyle bir durum yoksa o zaman işte ben kendime bir süre veriyorum. Diyorum ki Raif sabah kalkıp bu olayı bitireceksin diyorum. Yani çünkü hani bunların hepsini sayınca başka bir açık kalmıyor. Ama şimdi size başka bir soru soracağım. Bu konu biraz da aynı spor yapmak gibi güçlenmeyi gerektirmiyor mu? Yani sen düzenli spora gidersen kol kasın güçlenir. Daha fazla ağırlık kaldırırsın değil mi o kolunla? Yani sen mental olarak sık sık düzenli bu konuları tekrar ettiğinde, bu konularda bilinçlendiğinde, bu konulara göğüs gerdiğinde sık sık mental olarak da daha çok güçlenmiyor musun? Yani ben şöyle hissediyorum, size onu soracağım, toparlayayım. Ben şu anda yaşadığım çok basit bir konuyu, gülüp geçtiğim basit bir konuyu, eğer 3-4 yıl önce başıma gelseydi bu konu, ben herhalde bir ay yataktan çıkamazdım, depresyona girerdim. Mesela size bir örnek. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce mental olarak gitgide güçleniyor muyuz yoksa alışıyor muyuz yani, yani aslında temeli burası sormak <laughs> istediğim mental olarak bence gitgide güçleniyoruz ama spor örneğinden ilişkilendirdiğin zaman hani daha fazla mental <laughs> olarak çöküş yaşamış insan daha zor mental çöküşe sürüklenir hani daha fazla atıyorum sıkıntı yaşadıysan adına sıkıntı diye nitelendiriyorum da hani birçok şey olabilir tamam. daha fazla sebebin olduysa şimdiye kadar her sebepten işte galip gelerek çıktıysan ya yani bir şekilde geleceksin çünkü zaten İntihar etmediysen. Her yeni sebepte sen bir öncekine oranla daha dirençli olur musun? Aslında biraz daha soru bu. Ama bence olmazsın. Konu burada bence bunun ne kadar sık yaşadığınla alakalı değil. Çünkü yani hayatımız hepimizin hayatında vardır insanlar. Ulan hayatında yani adam ne badireler atlattı dersin. Ama hiç o badirelerle alakalı o kişinin o çöküş hali hakkında kalmamıştır. Yani yoktur. Kafanda yani öyle bir sekans yoktur. Gitgide vurdum duymaz mı oluyorsun? Gitgide güçleniyor et. musun? İşte bu belli olmaz. Kişiden kişiye değişir. Anladım. Güçlenebilirsin. Vurdum duymaz olabilirsin. Güçlenmek, vurulmazlık ayrı şeyler. Ya da üçüncü kişi sık sık yaşadığın için artık zaten hani şey gibi ellerinin sürekli kirlendiği bir iş yapıyorsun. Tamam mı? Bir noktadan sonra zaten kirlenecek yeri değil yıkamamaya başlarsın ya. Hani ay hep kirli kirli gezersin. Tamircilerin ellerinin hep yağlı olması gibi yani. Korunmayı bırakırsın artık. Saygını yani kaybedersin kendini. Hani gibi bilmiyorum. Artık hani sürekli hani tabi caizse yani boktan belad yaşıyorum döner hikaye ve böyle ben acıların kadınıyım, acıların adamıyım neyse artık. O modda e, hareket etmeye başlarsın. Bir de böyle bir tepkisi var. O yüzden hmm. ne kadar olay yaşadığın nın seni güçlendirmesiyle bir doğru orantısı olduğunu düşünmüyorum. Hayatta doğru tecrübelerin bu konuda ben insana şey kazandırdığını düşünüyorum. Hayatına mesela atıyorum bir kayıp yaşadın. Benim kendi örneğimden gideyim. Bir tane daha kayıp yaşadığımda nasıl olsa ben bir tane yaşamıştım deyip güçlük almak var. İkinci kayıpta tekrar aynı veya belki daha kötü davranılmak var. İşte ikinci kayıpta artık bu isyankar bir moda bürünüp falan hep benim, bana geliyor... ...ben toparlayamam falan o üçüncü örnek dediğim moda bürünmek var... Ya da hiç kayıp yaşamadan da bu kayıpların çok iyi sıyrılmak var. O bence kesinlikle hayat tecrübesiyle alakalı ama... ...konu daha önce kayıp yaşamış olmak ya da o örneği daha önce yaşamış olmak değil. Batmak değil mesela. Ben bir kere battım bir daha battığımda sorun olmaz değil. İlk batışından 10 kere batmış bir adamdan daha sağlıklı çıkabilirsin. Evet, hayat görüşüyle düşünce biraz alakalı. Düşünce yapısı, vizyon. Tamamen düşünce yapısıyla alakalı mı? Yani şunu anlatmaya evet. çalışıyorum. Anıl'ın dediğinden şu örneği çıkarıyorum. Anıl çok doğru yerde birçok şeye bakıyor. Birçok noktaya aynı anda bakıyor. Ve ben şunu düşünüyorum. Abi demek ki olay mental olarak güçlenmek değil. Olay nasıl bir düşünce yapısına sahip oldu. Şöyle bir şey var. Bildiği insanlar vardır ya yani çok öğrenmiş, düşünce yapısını çok iyi değiştirebilmiş. Belki hayatta da çok fazla tecrübesi olmuş olabilir. Yani bu tecrübe ve bakış açılarının toplamı birisini bilge yapıyor ve o toplulukta bir bilge varsa gerçekten en doğru olabilecek, zor bile olsa kararları o veriyor ve onlara evet. oluyorsun falan böyle bir dinamik var. Burada çok fazla tecrübe yaşayıp çok fazla belki kayıp yaşayıp bir şeyler yaşayıp büyük bir yaşta işte 60'larına yetmişlerine bilgi, bilgi olmak var. Ya da dediğim gibi düşünce yapını en başlarda değiştirebilip her her şeyden ve her olaydan bir şeyler öğrenip olaylara genç yaşında da bence bu şekilde yaklaşılabilir. Yani sadece almak gerekmiyor. Çok fazla sorun yaşamak gerekmiyor bence bununla alakalı. Bence, bence de doğru ettiğinde evet, doğru yani düşünce yapısına sahip olduğunda. Burada şey oluyor. Tüm olayları insanlar şahsi algılıyorlar. Yani her şey sadece o kişinin başına geliyormuş gibi görünüyor ve onun için çok büyük bir yük oluyor bu. Ama bana bir şeyi var. Evet, Bunu herkesin kastı var. dediğinde bu çok normal. Yani dünyada 8 milyar insan var. Ben de onlardan biriyim. Herkesin yaşadığı problemleri ben de yaşıyorum. Benim sorunum aslında normal bir sorun. Evet. Olasılıkları doğru, doğru anlasan <laughs> olasılık yani. konusunu. Ya bir de hayatta varsayalım yani. bir tek senin başına başına geliyor diyelim yani. problem. Ne olacak yani hani bu seni hmm. ayrıcalıklı kılmıyor ya da seni o işte yerde kalmaya mahkum bırakmıyor. Evet. Bu problemi sen yaşamış olabilirsin abi. Tek, çözende. tek yaşayan sen ol, tek çözen de sen ol. Evet yani başına 8 milyar insanda bir gelecek bir iyilik de gelebilir. Bir şans da tabii gelebilir. Yani. Başına 8 milyar insanda bir gelecek bir kötülük, oluyor. bir talihsizlik, bir hastalık da gelebilir. Yani çok havadan konuşmak istemiyorum ama tabii ki. tabii ki kimse gelsin istemez başına böyle bir şey. Sadece burada bence o zaman temel konu ilk ki bunu düşünce yapısına dayanıyor. Yani ikinizin dediğinde de ben de düşünüyorum üzerine. Şimdi o zaman şu var abi. Sen ne yaşıyorsan yaşıyorsun. Tamam mı? Mental olarak çok güçlenip ya da güçlenmemen tartışma konusu değil. İşte orada orada durmak biraz yanlış. Hı hı. Durman gereken konu sen bunlar üzerine nasıl bir düşünce yapısına sahipsin. Eğer doğru düşünüyorsan yani nedir bu? Ben bundan nasıl bir ders çıkaracağım? Bu böyle bir denklemdi. Bu denklemdeki değişkenler neydi? ve bu değişkenler nasıl bir sonuç verdi bana diye düşünüp tecrübe olarak bunu alırsan içeri bu harika. Ama bu benim başıma geldi artık bitti her şey. Hani nokta koyduk dersen bu çok kötü bir şey. E bunları çok sık yaşayan insanları böyle yan yana koy. Sadece tek etken o zaman düşünce yapısı oluyor. Yani mindset oluyor. E burada mesela şeyi çektik geçenlerde YouTube'a bu Printify batış hikayemizi çektik. Hı hı. Herkes istisnasız şey yazıyor yazanlar. Battınız abi zaten e-ticaret artık yapmıyorsun. Bitti e-ticaret. Yani bir şöyle bir özellikle. şey. Evet biz hiç onu mesela konuşurken düşünmemiştik. Fark ettiniz mi? Yani otomatik olarak insanlarda şöyle bir düşünce çıktı. Raifler artık e-ticaret 2021 gibi bitirmişler. Hiç böyle bir şey aklımıza gelmemişti yani. İnsanlar yazınca fark ettik. Halbuki biz şöyle bir şey düşünmedik ki. Yani biz tekrar ben komadan çıkıp ofise döndüm ve devam ettik. Hayatımız aynen Ne yapabiliriz dedik. Vay vay bizim o nelerimiz gitti bilmem ne falan De bir ağlamadık. Ha sistemde bence insana anlatılan da bu. Bizim bu kadar yıldır okuduğumuz işte atalarımızdan gelen bu kültürel olarak bizi eğittikleri aile içi eğitim durumlarında falan. Hep biz şunu gördük. Yani işte şey yapan yoğurdu üfleyerek yer. Sütten, ağzı yanan. Niye? Yine atasözleri şeyini yani bağlamak istemiyorum. Bu arada istemiyorum sütten ağzı yananın ama. yoğurdu üfleyerek girdiği senaryo yanlış değil. Sütten ağzı yananın bir daha süt içmemesi ya da sütten ağzı yananın evet. bir daha süt ürünlerini dokunmaması senaryosu kötü olan. Sütten ağzı yanan adam bir zahmet yoğurdu üfleyerek yiyebilir. Bir kere üfleyerek yer ikincisine belki yoğurda taka takılmaz. Ne bileyim hani orada ya, süte küsmemelisin. Ya, sütten ağzın yandı ya böyle Allah kahretsin diye güveneşmeden de kesilebilirsin. Çünkü bu senaryoların ucu o. Yani hani mental olarak toparlanamama kısmı bu. Sultan Aziyana'nın yoğurdu geçmesi çok tedbirli olmaktan geçer. Çok tedbirli olursun, az tedbirli olursun. Çok tecrübe edersin, az edersin. O ayrı konu ama Anladım. süte küsmek meselesi bu. Bence insanın kendini çok iyi yetiştirmesi lazım. Yani çok genel bir kavram ama kendini iyi yetiştirmek mesela bir cerrah olmakla bence belirlenmiyor ya da iyi bir avukat olmakla, İyi bir avukat ya, bileyim, olmakla aynen. ya da girişimci olmak, şirket sahibi olmakla belirlenmiyor. O adama sen kendini yetiştirmiş gözüyle bakıyorsun ama mesela çok zor bir durumda işte bir öyle bir olay sırasında şahit oluyorsun mesela diyorsun ki bu adam bunu yaptı mı gerçekten. Abimiz ne insanlar tanıdık. Bizde bizden 10 yaş büyük annesini alıp yanımıza gelenler tanıdık ya. Evet. Ve <laughs> o yüzden kendini yetiştirmek böyle evet. zor <laughs> anlarda ve çıkmaza düşeceğin o farkını belli edeceğin anlarda bence ortaya çıkıyor. Evet aynen öyle. Yani şeyde hayatta her şey iyi giderken hani Dalgasız denizde herkes kaptan gibi hani anladın mı? Biraz da böyle hani Peki. şey olmamak lazım. Peki <laughs> güzel. İşte zor zamanlarda verdiğin kararlar aslında seni birazcık ne kadar pişmişsini gösteriyor. Evet. Ya ben de biraz işte herkesin karakteri farklı. Bende de biraz şey var. Yani sütten ağzın yandıysa yoğurdu bundan sonra yanlış seçme. Üfleyerek de yeme ama. Yani yine hapur upur ye. Ya ben, benim aklıma sürekli bunları konuşuyor şey sahnesi geliyor. Ben asla hayatımda böyle bir Survivor'ı izlemedim. Tamam mı? Ama bir gün denk geldi böyle denk gelir ya. İzliyor olsaydı bölümünle... yargılamadı seni canım izlediysen. Ya izlemiyorum <laughs> yani konuyu belki yanlış biliyor olabilirim o yüzden söyledim. Evet. <laughs> bir gün Acun bir tane yarışmacıya ne dedi biliyor musun? Sen dedi parkurlarda ölümüne koşuyordun ama dedi o geçen yaşadığın sakatlıktan sonra artık tamamen iyileşmiş olsan bile sürekli o parkurlarda böyle adımın yani hiç öyle Orta gözü kara yani. hani gözü kara ilerleyemediğin hiç eskisi gibi. Tabii ki evet. Aslında fiziksel problemin yok. Yani hani senin o kadar korkarak ilerlemeni sağlayacak bir şey de yok. O an öyle bir şey denk geldi. Belki bundan sonra bir daha başına gelmeyecek. Ama beyin sürekli şeyi düşünüyor. Ya başıma bir daha gelirse. Bunu yaparsan başıma bir daha gelirse. Bu yani çünkü niye olduğunu da bilmiyorsun. Mesela düştün. Şimdi düştüğünün niye olduğunu çok bilmez. Düşebilirsin yani her Tabii. yaşta, her an. Ne kadar dikkat edersen düşebilirsin yani. Yani e, 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 beyin bunu bilmediği için bu sefer sana otomatik şu sinyali yolluyor. Yavaş git. Bunu artık insanoğlu bir yaratık olarak mı diyeyim? Yani artık o yaratık olarak o genlerden gelen şeyle yapıyor bunu. Ee, Abi içinden gelen bir öğrenilmiş bir şey. Yani öğren evet. öğrenilmiş hareketlerler de işte o arı evet. cam muhabbet falan birçok şey var bunlar da... Senin fikrinde öyle olmamalı mı diyorsun? Yani adam mesela bir sorun yaşadın. Herhangi bir şey olabilir. Düşmek de olabilir bu mental işte bir kayıp şey vesaire vesaire. Bunlar olmuş olsa da hiç olmamış gibi bir sonrakinde o şekilde bakmak mı? Yani o birazdan evet ince çizgi de. Ben Sen yani savunduğun bu mu? Benim düşündüğüm bence bence siz de farkındasınız böyle olduğunun. Çünkü hani burada konuşabiliriz, bir problem yok. Biz zamanında birkaç kere yatırım süreci geçirdik. Evet. Ve yatırım süreçlerinde ya yatırım süreci yatırımcı tarafından sekteye hani uğradı. sekteye uğradı ya da biz o süreçte yatırımcı almamaya karar verdik. Daha mantıklı bulduk yatırımcı almamayı falan. Hı hı. Neyse velhasılen böyle bir yatırım süreçlerimiz hiç doğru gitmedi yani ya da ne bileyim bir başarıya ulaşan bir yatırım sürecimiz olmadı ya da Hı -hı. aldığımız yatırımdan çok mutsuz olduğumuz oldu falan. Hiç yatırım almadık bu arada. Evet. Yani ama sattığımız şeylerde belki mutsuz olduğumuz Hı -hı. oldu. Mesela ben hala size gelip aynı heyecanla <laughs> bir şey için yatırımcı arayabiliriz diyorum mesela. Hani siz de diyorsunuz ki ya siktir git. <laughs> Yok bak şöyle bir durum var. Biz o Öyle demiyoruz <laughs> bilinsin. <benim> evet <laughs> senin yakaladı yakala. ya yakalamışsın oraya. Sizin ne dediğiniz Her önemli değil pardon. biz de anlatalım tamam. Evet. Sizin ne dediğinizi bir kenara. At. Ben öyle düşünüyorum onu geç onu Aha, tartışmayacağım tamam. yanlış. Okey yanlış anlamış olabilirim size. Benim tarafta benim düşüncem belki anlaşılıyordur. Hani bende hiç şey yok. Yok evet. evet. Ee, ders, Şimdi... ders çıkarma var ama hareketi kısıtlamaya... Öyle bir şey yaşanmamış gibi yine aynı şekilde devam edebiliyor. Polyanacılık mı? Birebir aynı Şimdi sana şöyle bir soru sormak isterim. Evet. Bir problem yaşadın. Tamam. Yatırım olmak zorunda değil bu. Tamam, şey başka bir şey. Aynen. Bu herhangi bir şeyde olabilir. yani. Tamam mı? Ve bu yaşadığın problemden sonra aynı senaryoyu tekrarlayabileceğin bir fırsat geçti eline. A'dan Z'ye bütün hareketleri double check olmadan, double check, ikinci kere kontrol etmeden aynen devam mı edersin? Bak orada çok yani, ince bir çizgi var. Bunu mesela unutur musun? Bu bir önceki olayı unutur musun hakkında? Siler misin kafandan? Orada çok ince bir çizgi var. Bütün denklemdeki bütün değişkenler aynı gözükse bile denklemdeki bir değişken çok değişti. O da ben. Karşımdaki at atacağım adımların hepsi birebir diğer olayın aynısı. Evet. Ama ben aynı ben değilim. Okey, giderim sonuna kadar. Yani bende şey yok. Bu olay daha önce geçen yıl aynısı yaşandı ve bu sonuç elde edildi. Ama o zamanki de bu zamanki ben çok farklıyım der yine devam ederim. Ama şimdi şöyle, şöyle şöyle bir şey var. O zaman çok özür dilerim kestim. Bir önceki yaptığın şeyin birebir aynısını yapmazsın. Bazı şeyleri değiştirip yaparsın. Otomatik sen olarak için. yapmıyorsun. Denklemde bir değişken yani bir benim için, için şu değişti. Şimdi insanlar i̇şte kendi denk ama için sen olayın içinde yok sayarak yapıyorsun. Ama hayır bak. insanlar şuna bakıyorlar. Bir denklem var. Aynısı daha önce ya da benzeri yaşandı. Sonuç kötüydü, eksiydi ya negatifti. Hı -hı. Bunu bir daha yapmayayım diyor. Ben de şu var denklemde her şey aynı gözükse bile birçok kişinin fark etmediği bir değişken daha var dönüp kendine bakmak ben farklıyım ben değiştim o zaman okey İşte hep söylediğim oydu yani beyler bakın her şey aynı gibi gözüküyor atıyorum her şey aynı. ama biz aynı biz değiliz şey tamam, değil şu bak bir sonraki adımı ilk dediğin zaten yanlış bundan ağzım yandı bir daha yapmayayım bence de yanlış bir daha yapayım tek değişken benim bu da şu kapıya çıkıyor anladığım kadarıyla. Tek değişken ben olduğum için, ben artık değiştiğim için o olayı aynı şekilde yapmayacağım. Yani onu da biraz değiştirip yapacağım. Ama siz biraz da bir projekte etme yani. Bir projeksiyona at atalım bakalım yani. Bir bak büyük... hikaye ne biliyor musun? Şu. bak Ben mesela, de mesela o yok. İyi ya da kötü diye söylemiyorum bu arada. Bendeki çok özellik. Wow yok, sizdeki. Hayır. Ben şahsen kendi özelliğimi söyleyeyim. Ben evet görmek, planlamak, görmek isterim. Gördükten sonra yapmak isterim. Aynen. Bizim hikayemizden örnek verecek olsak. Konuyu açan oydu ya çünkü. Şimdi senin kafanda mesela aynı iki tane olay var. İkisi de birbirine aynı başlangıcı. Evet. Birincisi kötü sonuçlanmış. İkincisinin de biz diyoruz ki... bir hani biz sakin olalım. Abi bir iki böyle sonuçlandı. Böyle heyecanlı geldin ama bir bakalım diyoruz. Sen de diyorsun ki bu değişkende ben farklıyım. İşte ben o parkur hep aynı hızda aslına bak ölümüne, ölümüne gitme şöyle, Senin kendi söylediğin cümlede şu var. Diyorsun kendi parkur aynı parkur. Benim ben artık daha aynı dikkatliyim. Parkur. Sen artık daha dikkatlisin. aynı Değil mi? Şimdi sen daha dikkatlisin. Biz uzaktan şu modeldeyiz o hikayeyi öyle aforizma yaparsan Aforizma doğru kelime bilmiyorum ama <laughs> Rezente ettim kafamda <laughs> Görselleştirsin yani iki, i̇ki hikaye eşleştirirsen eğer Aynen. Bu hikayede biz şeyiz Reif geçen düşmüştün orada dikkat et diyoruz Sen de diyorsun ki beyler bunu bana niye söylüyorsunuz Ama aslında zaten kafanda da şu var Lan zaten ben farklıyım Aslında baktığın zaman bu hikayedeki tek sıkıntı Senin değiştiğin konusunda o an bizi ikna etme ihtiyacı duymaman ha. ha Ben heyecanlı geldim size belki ama Geçenki heyecanlı değil bu lan Ben de öğrendim bu geçenkini ama ha. Dışarıdan görünen şu Evet. Aynı heyecanlısın. Geçen evet. böyle başladığımızda biz sıçmıştık. Yine sıçarız dediğimizde halbuki senin kafanda sıçmayacağımızı biliyorsun çünkü sen aynı kişi değilsin. Dolayısıyla e, bizim değişmediğini düşündüğümüz değişkenler senin gözünün önünde değişmiş. Biz istiyoruz ki aynılarını biz de görelim. Değiştiğine emin olalım. Okey Devam edelim. Dolayısıyla aynı şeyi düşünüyoruz. Bir biraz hocam. ama bir, bir, tık evet benim gördüğüm farklı o yüzden. Peki şunu soracağım. Neden bugün yaşadığın bir olayı 3 yıl 4 yıl önce yaşasan depresyona girerdin? hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz diye soruyorum bunu rahat rahat. Evet. Yani mesela en basitinden hiç benim alakamın olmadığı şu anda bir davam var. Sebebi de yoldan geçen bir kavgayı ayırmak istemem. <gülüyor> Çok... <gülüyor> evet. Ve şeyim bir yıldır falan dava sürüyor. Ben de şikayetimi bir geri çekmedi. Birkaç tane iddianame <laughs> yok. Davaya çağırma, karakoldan aranma falan bir ton mevzu. Değil mi? Evet. Ve benim artık iki tane avukatım var. Bir, bir sürekli ben yani onlarla işte irtibat halinde irtibat irtibat yani falan böyle evet. hakik hakikaten düzenli düzenli avukatım var yani Hı -hı. çok garip geliyor bana şimdi mesela bu 3 yıl önce ya da 4 yıl önce olsa mesela bu mesela geçen aylarda bunun bir davası vardı sabah Ece ile çıktık gittim geldim kahvaltı yaptım günüme devam ettim sizi söylemedim bile herhalde yani böyle o kadar önemsiz bir şeydi hayatımda bu o gün davamın olacağı 3 yıl önce de da 4 yıl önce olsaydı o gün davam. Hele bir hafta öncesinden falan yataklara gerilmeye girerdim. Başladım. Gerilmeye başlardım. O günün berbat geçerdi. Ayın stres yapardım falan. Şimdi biliyorsun Abdülkadir diyor ya. Raif çok iyi konuşuyor hakime. <laughs> yani. Bunu Niye de... bu? Size bunu soruyorum işte. Sizde de aynısının olduğunu bildiğim için soruyorum. Sizce neden abi? Çünkü insanların bence bu podcast yapmamızın en büyük sebebi insanları merak ettiği konu bu. Yani yıldan yıla mental olarak mı güçleniyorsun yoksa ne? Olay ne? Bir ee, önce mi cevap vermek istersin? Hiç fark etmez. Bence abi ikisi de etkili bu arada. Yani kendi hiçbir problem yaşamadan güllük gülistanlık bir hayat yaşayarak da 3 sene öncekinden daha kuvvetli olabilirsin probleme karşı. Yani düşündüm mesela bugün bir o dediğin olayı mesela 3 sene önce yaşasaydım e bu olmazdı. Neden? 3 senedir çünkü ben bu olayları yaşıyorum da kendimi geliştirdim de diyebilirsin. Hiç böyle bir şey yaşamadın ki yaşamadın. E ama bugün yaşadığında net bir şekilde söyleyebiliyorsun. Daha önce yaşasaydım yapamazdım bu kadar. Aynen. Ne derlerdi? Rahat. Güçlü relaks. duramazdım bunun karşısında. Aynen. Evet, olamazdım. İkisi de bence etkiliyor. Eğer hayatında problemler yaşayarak ilerlesen o her problemi göz gerdiğinde e, güçlenme ihtimalim var. İlk söyleme, konuşmamda söylediğim gibi güçlenmeme ihtimalinde var burada. Ama en önemlisi kesinlikle hayatta vermiş olduğun kararlar sayı bence. Hani silsilesi. Şimdi hayatta bir sürü farklı karar veriyorsun. Evet. Tamam mı? Yani mesela ilkokul çocuğuyken, ilkokuldayken mesela verdiğin kararlar çok sınırlı. Tamam mı? Hayatında mesela e, mapini hiç geniş etmemişsin. E, açıldığın dünya çok sınırlı. O yüzden dış dünyadan gelen şey sana çok utopik geliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela kaybolma korkun var diyelim. Kaybolma korkun birden fazla seyahat yaptığında, birden fazla yere gidip geri evine geri döndüğünde... Bu anksiyeten yavaş yavaş azalır. Hani çünkü beynin sana şey diyor ya bak bir sürü şey gördün. Ama şimdi üzerine ünevler. gide bak sen diyorsun ki ama üzerine gidersen Üzerine yani, gitme. Verdiğin örnekte. Aslında yanlış evet Doğru söylüyorsun. Öyle o kapıya yani, çıktı. Sınırlarını geliştirmek aslında. Ama şu var hayır şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Hiç üzerine gitmezsen. Hiç üzerine gitme. Tamam mı Üzerine gitmediğin zaman ama yanlış anlaşılmasından korkuyorum söylediğim şeyin. Üzerine gitmediğinde gelişmemek diye söylemiyorum bunu. Hayatında şimdi sen alakasız bir konu. Mesela ihtarname geldi sana değil mi? İşte şey diye şey diye. Hmm, Dava kağıdı geldi. Işte, şey Zorla getirilme kararı ha, geldi. Yani işte. Adana değil mi? Hukuki olarak <laughs> Aynen. çok komik. Sanki ben birini vurmuşum da kaçmışım. Aynen. Polis beni evinden alacak falan. Öyle değil bir vay bu va va kağıdın. Aslında öyle düşünmüyorsun. Aynen. Şimdi birinci sebep hukuki anlamda artık hukuksal hukuki okuma yazman var artık yani. Ne anlama geldiğini biliyorsun. Bu önemli bir şey. E bir yandan da hani dünya görüşün gelişmeye başlıyor. Yani şimdi Bir lise öğrencisiyken mesela bildiklerinin sınırı var. Yani öğrenmek, diyeyim buna çok uzatmadan, yani ne kadar çok kelime dağarcının artması, öğrenmek, farklı farklı olayları deneyimlemek veya duymak yapmak. Ve bütün bunların sonucunda hani böyle şey yapabilmek. Hem anlayışının kuvvetlenmesi, yani bir olay yaşandığı zaman o olayı sindirebilmek konusu. Bir de yani geri tekrardan çözüm üretmeye yönelik kafanda daha fazla map türüyor. Ama o olayı daha önce yaşadığın için değil. Ya da üzerine gittiğin için değil. Ya yani ben hani ben ne zorluklara göğüs gelmişim kardeşim değil konu. Ama sen 20 yaşındayken ki halinle 25 yaşındaki halin arasında bir hayat tecrübesi var. 5 senelik bir fark var. Yaş almışsın. Evet daha fazla yüzünü yıkamış olman da bu hayat tecrübesinin içerisinde. Mental olarak bir noktada şey diyorsun yani. 5 yıldır bu dünyada yaşıyorum ben. Yani çok da üzerine gitmene gerek olmasa bile otomatik evet. olarak bu oluyor mu diyorsun. Ama işte ya, kafa yapısıyla da bir noktada alakalı. Kafa her yapısı oldu oluyor. mu? Hayır kafa yapısı, kafa yapısı oldu, oldu mu? mu? Evet, Onu aynen. açtın. Kafa yapısı kilidini, kafa açtın. kilidini açtıysan abicim. Ne yaparsan yap. Geçirdiğin her gün Anladım. bir öncekinden senin daha olgun ve olaylara karşı daha böyle sağlam bir gövde haline getiriyor diye peki, düşünüyorum ben. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Bence en önemli şey bu konuda deneyim. Yani bir insanı geliştiren ve büyüten şey bence deneyim. O yüzden her şeyi deneyimlemek, yaşamak, tecrübe etmek, öğrenmek, duymak, okumak, izlemek falan gerekiyor. Diyelim ki hiçbir işin yok. Genç bir çocuksun. Yani lise yıllarındasın. Evde oturuyorsun, hiçbir işin yok. Bence hiçbir işin yokken evde oturmaktansa sokağa çıkıp boş boş yürümek daha değerli. Hayatın içine karışmak daha değerli. Şimdi hmm. sana ihtar geliyor. Hayatında ihtarın ne demek olduğunu bilmezsen. Daha önce ihtar gelmemişse. Sen birine göndermemişsen. Elin ayağın birbirine karışır. İnternete oturur araştırırsın. Kalbin hızlı hızlı atar. Çünkü niye deneyimlemedin bunu? Yaşadık en kralını yaşadık. O yüzden biz. ne <laughs> kadar çok şeyi deneyimlersen. Sokakta evet. mahalledeki bir abinle gidip takılmayabilirsin. Ama o ona ihtar geldiyse ve çok önemli bir şey olmadığını sen ondan duyarsan eğer sana ihtar geldiğinde... Çok e, elin ayağın birbirine hmm, karışmaz. Anladım. O yüzden olabildiğince bir şeyleri deneyimlemek, insanlardan öğrenmek, kitaplardan okumak, YouTube'dan mükemmel bence bir kendini eğitebilirsin. Ne tecrübe ediyorsan et ama tecrübe et. Kesinlikle tecrübe hmm. et. Hayata karış. Dışarıdan ama hayat yani. seyredilerek insan öğrenemez, büyüyemez. Ama senin iki tane yani, kafa yapısı kilidini açıyorsun ben ama. Ben minik bir soru Ağaç. soracağım orada. Yani, tamam. Okula gitmek, konuşabilmek, yemek yemek bir insanı insan yapmaz bence günümüzde. Yok haklısın. Ben sadece şey sormak istiyorum. Yani, i̇ktidar özelinde konuştuğumuz için oradan gideceğim yani o ihtara karşı da, daha önceki haline oranla eski önceki ben bugünkü ben arasında fark yapıyorum. İhtara karşı bir bakış açım var. İlk geldiğinde ya heyecanlandım, böyle kalp mi olan ne olur hapse mi giriyorum falan oldum ya da ihtar bu dedim. Evet. Bunun için ihtarın ne anlama geldiğini bilmek yani konu özelinde mi tecrübe etmek gerekir yoksa hayat tecrübesinin olması mı? Yani hani hayat tecrübesi miydi? dediğim bunların toplamı değil midir? E, tabii muhakkak böyle iki saat tecrübesi de özellikle yani o o zorluğa karşı göğüs gerebilmek için ya da o zorluğu gözünü yumuşatabilmen için daha önce o zorluktan tecrübe yani ya sen ya başka birisi olarak bilgi sahibi olmalısın. Ben şuna getiriyorum. Biraz daha çok konuşacak olsam İhtarın ne olduğunu bilmiyorum ama bir hayat görüşüm var yani bir artık bir düştü hayat tanımlamışım bir hayat şeyim var. İhtar geldiği an heyecanlanmak yine bu neymiş ya öyle İhtarı ben... kelime anlamıyla bilmesen bile yani o dediğin bir şey tecrüben varsa bence Sükunet içinde bu ihtar nedir? Ha onu araştırabilirsin. Biz ondan biz bunu ben. Ben onu söylüyorum. Anlatırız bir gün podcast'te biz emlakçının bizi dolandırılma dolandırma evet, hikayesinde. 50 yaşında adamı ihtar gönderdik. El ayağı birbirine dolandı biliyorsun. Evet. evet. Yani çok yaşla da alakalı bir şey değil. Şimdi şunu söyleyeceğim. O, mindset konusu işte. Abi. İşte mindset kilidini açmadığın için. O adama daha önce için... ihtarış gitmemiş midir yani? Gitmiştir. Gitmemiştir bence. Yani bence ya, burada gitmiştir ama kafa yapısı şu. O, orayı aşamamış yani. Belki Bak, kafa de kötü sonuçlanmıştır. Abi mesela babam hayatta olsaydı bana ihtar gelseydi babam şey derdi. Bu ne ya? Bizi hayatımızda işte şey koridoru görmemiş insanlarız. Adliye koridoru. Adliye koridoru görmemiş insanlarız. Bilmem ne falan filan. Kıyamet falan. kopar. Kıyamet kopar değil mi? Şimdi ben o zaman sizin dediklerinizden şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Bir abi insanın bu konuda kendini aşması, mental olarak güçlenmesi için özgürleşmesi şart. Çünkü özgür değilsen ne demeye çalışıyorum? Yaşın biraz daha küçük, ailenin evinde yaşıyorsun. Annenin, babanın eline bakıyorsun mecburen. Onların yanında yaşamak zorundasın. Hı. Sana bir şey oldu, hukuki bir süreç başlatıldı mesela. Bitersin. Geçenlerde biliyorsunuz buradan... Hani bir miktar söyleyebilirim. Birisi forumda benim hakkımda bir şey yazmış. Yazan kişiyi bulduk. Çocuk da 16 yaşındaymış. Çocuğa da yazdım ki ihtar yollayacağız. Sabaha kadar bana mesaj atmış. Yani haklı olduğumda bir durum. Hakikaten de yapsam yaparım. Ama işte şey abi ben şimdi intihar edeceğim. Ben bipolarım. Ben şimdi annemlere ne diyeceğim. Babam beni işte sokağa atar. Zaten intihar etmeye sebep oluyordum. İyi oldu abi. boşver. Bütün ver. tuşlara basıyor. Bütün tuşlara <laughs> basıyorsun. tamam. Şimdi şunu düşünüyorum o zaman. Anlattığınızda çünkü bu olay da aklıma evet. geldi. Şimdi o zaman bir abi özgürlük. Yani maddi olarak kendi paranı kazanıyor olman. Maddi olarak herhangi bir yere bağlı olmaman. Bunlar bir kere seni hayat görüşü olarak özgürleştiriyor. Evet. Yani bir şey artık olduğu zaman diyorsun ki ben bununla savaşırım. Tabii. Bu bir. İkincisi mindset olarak yani düşünce yapısı olarak ben her şeyden bir şey öğreniyorum ve benim gideceğim nokta belli. Buraya da gidiyorum. Buraya giderken karşıma bir şey çıkabilir. Hani şey victim ne victim ne oluyor? ben <laughs> şey mağdur. gibi. Sunny sayda mı diyorlar buna? Ne deniyor şeye? Sunny Bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Mağdur, Diktim, mağdur. Yani mağdur psikolojisinde değilim. Hani bütün evren bana çalışıyor abi. Ben hani bak şimdi de bu geldi. Benim ha başarılı olmamı. Bunun topalak inkalı seçme. <laughs> yani istemiyorlar falan. Evren abi bir şey yapıyor. Ya da bir yaratıcı. Beni sevmiyor falan. Tamam böyle bir şey desin. Ya da şanssızım. Ha şanssızım. Buraya vuruyorsun falan. Ondan sonra Şimdi bu, bunu da geçtin. Kafa yapısı şeyle, kildiyle bunu da hadi açtın. Finans olarak da özgürleştin. Çünkü bu bence çok önemli. Çünkü bir şey olsa giderim kendi evimi tutarım. Bir şey olsa giderim kendim yemek yerim, aç kalmam. Ne bileyim şunu Onu yaparım. Onun dediğin bunu yaparım. noktada şey kilidi açılıyor. Bu hayatın iyisi de kötüsü de benim. Bir de kesinlikle benim, benim bak yine benim. Bu, evet iyisiyle benim, kötüsüyle benim, sokakta kalmasıyla benim, hapiste yatmasıyla benim, ne bileyim yatakta yatmasıyla, hastanede yatakta yatmasıyla benim. Her şeyle benim. Peki Evet. Bir, bir, ileri taşıyacağım. Gülmez sen. Yok işte <laughs> anlattıkların bir an flashbacklere sürükledi de beni. Onca tamam okey. Bir adım daha ileri taşıyorum. Demek ki biz de bilgi özgürleştiriyor. Yani Kesinlikle. ne demeye çalışıyorum? Ne kadar genel kültürün azsa, ne kadar yeni bir şeyler öğrenme konusunda arzun düşükse... Hani senin dediğin bak sokağa çıkma örneği o yüzden doğru dolaylı olarak. Çünkü sokağa çıktın bir şey öğreniyorsun ne öğreniyorsun? Diyorsun ki abi böyle bir şey olmuş daha önce. Buna bir şey olmamış vesaire vesaire öğreniyorsun. Her şeyi öğrenebilirsin. başına bir şey geldiği zaman bir, bir, bir takım şeyleri biliyor oluyorsun. Hı hı. Ya da başına gelmeden önce önlemini alabiliyorsun. Daha önce böyle bir şey olmuş vesaire. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bir kilit de öğrenme arzusu, isteği ve daha önceki tecrübeleri senin tecrübenin altına Katık etmek. Katık etmek. Bir andaki... Katık <laughs> etmek. İşte sobaya ekmeği. <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Az önce şey diyordu. Diktim ne demek abi? Diktim. Katık, <laughs> katık etmek. Katık <laughs> et abiciğim <laughs> aynen. Yani. yani başkalarının tecrübelerini, hayat görüşlerini dinledikçe de kendi tecrübelerinin altına katık etmek. Hmm, yani çok iyi bir... Fundamental. Nasıl derler? Basement yani. Base yapma. Evet <laughs> hani fiziksel olarak özgürleşmek dedin ya ailenin yanında olmamak vesaire bilgisel özdeş. Ben bilgiyi ilk sıraya koyarım şahsen. sen. ilk sırada senin işin. bilgi olarak bilgi. Ee, ailenle olsan bile bilgi olarak kendini oradan çıkardığın zaman ailenin bir konu hakkındaki sana sistemi bir önceki yani bilgisiz sana göre e, sana koymuyor bence. Yani i̇htarın mesela ortalama hangi saat aralığında geleceğini biliyorsan postacıyı iyi takip edip bu bilgiye sahipsen <laughs> sen kasmazsın ya. Yani. Gel yansın çekersin. Geçen, onu, geçen onu Gün... Ama o da olabilir. <laughs> Geçen gün küçük kuzenim bana bir mesaj attı. dedi ki, Rayif abici, sana bir şey soracağım. Ben de hakikaten ona böyle çok şey yaklaşmaya çalışıyorum. Evet. evet. E, sıcak yaklaşmaya çalışıyorum çünkü böyle gönlü kırılmasın, Hı -hı. hani iyice hevesi kırılmasın bu konulara ilgili. Rayif abi dedi, sen dedi Instagram'da bu kadar takipçiyi nasıl yaptın? Ben de dedim ki, çok uzun süredir uzmanlaştığım ve uzmanlaşmaya çalıştığım bir konuda orada insanlara bir şeyler anlatıyorum. Peki dedi abi ben ilk ne yapmam lazım edit mi yapayım şimdi çocuk öyle görüyor yani ne olacak TikTok'a doğan çocuk ne, evet. ne düşünebilirim abi, çok akıllı kar dedizi yapsam <laughs> evet ya yani, tam bu arada tam o kafa dedim ki bak dedim X isim vermeyeyim. bak dedim X <laughs> elde Mask'ın çocuğun ismini verdi şimdi <laughs> neyse bak dedim X annen nerede X neyse <laughs> top sever misin bak dedim X sen dedim önce bir konuda uzmanlaşacaksın o konunun ne olduğunu bulacaksın. Ve dedim bu konuda dedim sürekli karşı çıkan problemleri çözeceksin. Çözdüğün problemleri dedim, yayınlayacaksın. Hayat bu. Benim için. Bilmiyorum başkası sorarsan. Ama dedim hayat bu. Yani mental olarak da anca bu şekilde güçlenesin. Peki nasıl bulacağım hangi konuda uzmanlaşacağımı? Bir konuda uzmanlaşmaya başlayarak. Bitti bitir burada bu şeyi. Yani nasıl? Hani herkes öyle nasıl başlayacağım? O bir yerden başlayacaksın. Yani benim, ben, şey, nereden şey, herkes, ben nereden bileceğim ki şey herkes... Ha ben nereden bileceğim ki hangi konuda en çok sevdiğim şeyin ne konuda uzmanlaşmak istiyorum Bilmeyeceksin ki ben de şu an biliyorum. belki karşıma çıkan başka bir konu bana diyeceğim ki ben artık hayatımı bu konuda evet. yürütmek istiyorum diyeceğim ya yani belki şu an konuştuğumuz dijital olayların mesela, salatalık soyup satan bir tablacıymış benim mesela <laughs> şeyim. anladın mı mesela, Bu göreceğim denemeden denemez Dene, ama denedim mesela dire pazarında denedim bunu yapmayı denedim, denedim. denedim. olmadı. Birisine o gibi ha, evet yani yani ne demek oluyor bu demek ki bir bilgi konusunda özgürleşmek, iki finans konusunda özgürleşmek, üç kafa yapısı konusunda özgürleşmek. Evet. Bu üçünün tamamı olunca bir insanda insan sürekli üzerine ekleyerek devam ediyor. Bu arada yaşı ufak insanlar için eğer ailesi onu küçük yaşlarda bir yere yönlendirip sevdiği şeyi bulmasına yardımcı olmamış yani öyle bir talih yaşanmamış hayatında <laughs> hep bir beklemek oluyor çünkü o çocuğun hayatında çok iyi bilirim. Evet ve evet. İşte bu podcast'i ne yaşı ufaksa ben sevdiğim şeyi bulmalıyım diyorsa ben bahsettiğim şekilde başkası tarafından sevdiği şeye itilmiş birisi değilse eğer küçük insanların yani yaşı ufak olan insanların sevdiği şeyi bulabileceğine inanmıyorum. Yani şöyle inanmıyorum. Ben neye ilgi duyuyorum acaba? Hani şu 5 soruyu cevaplayayım da ilgi duyduğum şeyi bulayım da gideyim onu yapayım ben saçma geliyor o yaşlarda. O Ama yaşlarda aksiyon her yıl çocuğu. 3 ayda bir, 5 ayda bir fikrin değişiyor. İlgi duyduğun şeyler değişiyor. O yüzden dene. Yani sana Sürekli şu bir konuda dene birine vurursun. Ha yanlış anlamışım seni. Evet sana katılıyorum. Şöyle yani. Mesela bana soruyor kuzenim ben İkarides editimi Siz yapayım. İnsanların sorunu aksiyon alamaması abi. Yani. Yoksa alabilse yani, aldı yani. Bak bana soruyor İkarides editimi yapayım. Ne benim en sevdiğim uzmanlaşmak istediğim şey. Mesela benim gibi bir şey olmasaydı abisi soramayacaktı. Başla İkarides ile. Yani sen eğer bunu izliyorsan <laughs> evet. Yani o kişiysen <laughs> Başla, başla İkarides ile. <laughs> sıfır sıfır şaka. Sıfır yani. şaka nasıl montaj yapıldığını öğrenirsin. Orada yani dedi yaparken abi bakarsın Ulan çok keyifliymiş Ben düğün videolarımı çeksem dersin millete mesela ne akanam. Ya yani yani düğün, de. düğün videosu derken düğün videosu derken düğün videosunu çektiğim bir tane adamın teknoloji şirketinin olduğunu öğrenirsin falan filan. Işte falan falan, Yunus yani, bir bak biz 10 sene sonra yazılım mühendissin. konum birden şey dönecek yani. Şansla fırsat değerlendirmek ya kesinlikle de hani, aksiyon yani Aksiyondan başka bir şey yok. O zaman şöyle özetleyip bitiriyorum. Bir mental olarak güçlenmek diye bir şey varla yok arası. Yine emin değiliz, net değiliz. Yani güçleniyorsun ama ana konumuz mental olarak güçlenmek değil. Evet. Böyle özetleyebilirim. İki, bunların tamamı ne kadar şey bildiğin, vizyonun ne kadar geniş ve mindsetin ne kadar güçlü olduğuyla alakalı. Evet. İkinci konu. Ve üçüncü konu da aksiyon almak yani başka hiçbir şey yok. Yani mentalin düşük, mentalin yüksek, mental breakdown oldu yok, mentalim kırıldı yok, mentalim oturdu kalktı. Aksiyon alacaksın. Bu kadar. Evet. Başka bir şey yok. Evet. O zaman bu kadar. Corsair Talks'un 16. bölümünün sonuna geldik. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer bu podcast'i dinleyip beğendiyseniz, bu podcast'in de başkalarına, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza faydalı olabileceğini düşünüyorsanız, Instagram'da orada burada şurada paylaşın. Corsair'i etiketleyin. Biz de mümkün olduğunca bunları paylaşmaya, sizi desteklemeye Tabii. çalışıyoruz. Bir sonraki podcast'lerin gelmesi açısından da bize çok motive edici bir etkisi oluyor diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Kendinize Görüşmek iyi üzere. Hoşçakalın. Bay bay.